milyon vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizde muazzam bir yıkım meydana geldi. Son belirlemelere göre 50 bin civarında yurttaşımız hayatını kaybetti. 10 binlerce vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Değerli konuklar, depremin ilk saatlerinden itibaren ilgili kurum ve kuruluşlarımız devlet millet el ele bir felsefesiyle aziz milletimizin olağanüstü desteğiyle önce arama kurtarma faaliyetleri yürütmüş, ardından barınma ve temel ihtiyaçların temini için tüm imkanları seferber etmiştir. Hali hazırda bölgenin yeniden imar için gerekli tüm çalışmalar süratle yapılmakta. Amaç, depremden sonra bölgeyi terk etmek durumunda kalan ve çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürmekte olan yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın bir an evvel sıcak yuvalarına kavuşmalarını sağlamak. Bu noktada yürütmekte olduğumuz girişimci ve insani dış politikamızın da etkisiyle uluslararası toplumdan aldığımız yoğun desteğe de değinmek istiyorum. Asıl felaketinin hemen ertesinde 102 ülke çeşitli düzeylerde yardım etmiş, aralarında İsviçre'nin de bulunduğu 90 ülkeden arama kurtarma ekibi gönderilmiş. Bu ekiplerde 11 binden fazla personel görev yapmıştır. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. İsviçre Türk toplumunun değerli üyeleri, sizler de deprem felaketinden hemen sonra süratle organize olarak Büyükelçiliğimiz ve Zürih ile Cenevre Başkonsolosluklarımızın eş güdümünde olağanüstü bir yardım ve destek kampanyası düzenlediniz. Oluşturulan yardım toplama merkezlerinde gecenizi, gündüzünüze, dişinizi tırnağınıza katarak durdurak bilmeden çalıştınız. Cömert bağışlarınız neticesinde yalnızca İsviçre'de yaşayan Türk toplum ve İsviçre'li dostlarımız tarafından 2,5 milyon frankı aşkın nakdi ve 700 tonu aşkın aynı yardım süratle depremzedelere ulaştırıldı. Gönderdiğiniz çadırlar ve konteynerlar depremzedelerimize yuva, gönderdiğiniz jeneratörler depremzedelerimize ışık oldu. Battaniyeler, montlar, kışlık kıyafet ve ayakkabılar, soğuk kış mevsiminde depremzedelerimizin yalnızca bedenlerini değil, yüreklerini de ısıttı. Ben de İsviçre nezdindeki Türk Büyükelçisi olarak sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizlerle bir kez daha gurur duyduk. Bu noktada yardımların ülkemize süratle ulaştırılması için büyük bir özveri gösteren Türk Hava Yolları, Basel, Zürih ve Cenevre ofis temsilcilerimize ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Yardımlar Türk Hava Yolları ofislerimiz sayesinde hızla deprem bölgelerimizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Türk Hava Yolları ofisi müdürlerimize ve tekrar Türk Hava Yolları personeline de bu vesileyle teşekkürü borç biliyoruz. Ayrıca İsviçre Türk toplumu ve MÜSİAD İsviçre tarafından deprem bölgelerimizde konteyner kent kurulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü de biliyoruz. İnşallah bu çalışmalar neticesinde binlerce depremzedemiz güvenli ve sağlıklı bir yaşamada kavuşmuş olacak. Kıymetli konuklar, bu yıl 100. yaşına girecek olan Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Türk milleti büyük, vakur ve asil bir millettir. Yaralarımızı hızla sarıyoruz. İnsanlığın gördüğü en büyük felaketlerden birinden de eskisinden daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Milletimizin hak ettiği refaha erişebilmesi için var gücümüzle de çalışmaya devam edeceğiz. Bu milletin evlatları enkaz altındayken dahi bize düşsek borcumuzu ödeyin, kimsenin hakkını bize koymayın diyebiliyorlar. Bulunduğu enkazda tehlikeli olduğu için girmek istemeyen arama kurtarma görevlilerine de onlar da haklı diyebilecek kadar büyük bir cesaret gösterebiliyorlar. Bu felaket karşısında dahi asil ve dik duruşunu koruyabilen Türk milleti her şeyin en iyisini hak ediyor. Malumunuz iki gün önce 1915 yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları önderliğinde kazandığımız Çanakkale zaferinin 108. yıl dönümüydü. Bu vesileyle de birkaç söz söylemek istiyorum. Her yıl 18 Mart'ta tarihimize altın harflerle kazınan Çanakkale zaferinin yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyor. Tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları ve kutsal vatanımız için bugüne kadar canlarını feda ederek ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi minnetle iade ederim. Türk insanının en zor şartlar içerisinde küçük büyük yardımın yükünü fark etmeden
gece gündüz demeden çalışıp ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan bu yüzde Türk toplumu başta olmak üzere, gönülleri olmak üzere İsviçreli ve yabancı dostlarımıza da teşekkürü borçluyum. Büyükelçiliğimizin öncülüğünde yardımların organize edilmesinden toplanmasına ve ülkemize ulaştırılmasına kadar emeğe geçen tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, iş insanlarımıza, gönüllülerimize, Türk Hava Yolları'na, tır şoförlerimize kalbi şükranlarını sunuyorum. İnsanlarımız bir kez daha birlik ve beraberlik içerisinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi gösterdi. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Sözcü Başkonsolosu ve saf bir Türk vatandaşı olarak bu yüce toplumun bir ferdi olmaktan büyük gurur duyuyorum. İçten temennim de Allah'ın bizlere böyle vatanımıza, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmamasıdır. Kıymetli konuklar, bugün ayrıca yüce Türk milletinin Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılmış bir azmin mücadelesi olan Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği ve Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu tarihe altın harflerle yazılan bu mücadelede her siperde ayrı bir destan yazan askerlerimiz düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdı. Türk milletinin kahramanlığı, fedakarlığı, azmi ve dayanışması, topraklarımızı işgale gelenlerin hepsine dur demiş, tüm dünyaya Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtlamıştır. Çanakkale zaferi başka ülkelerde de bağımsızlık mücadelesini ateşleyen bir kıvılcım olma özelliğinin yanı sıra yine insanımızın her türlü engeli birlikte aşabileceğinin en güzel örneğidir. Kıymetli milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da kaleme aldığı İstiklal Marşımızda azim milletimizin karakterini ortaya koyarak azim ve kararlılığımızın dünyaya seslenişini adeta tarihin akışını değiştiren kahramanlık destanımızı ölümsüzleştirerek bugünkü güçlü Türkiye'ye ve gelecek nesillere ışık tutmuştur.